Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te hayata geçirilen Mutfakta Ata Mirası projesiyle Gençlik Merkezi'nde gastronomi atölyesi kuruldu. Nişastası buna çıkacak. Evet. Sonrasında bunun suyundan da meyanesini ekleyeceğiz. Evet. Oluşturacağız. Bildiğiniz üzere mutfak herkesi birleştirici bir güce sahip bir unsurdur. Ailenin de temelinde mutfakta birleştirilir. Ya bir sabah kahvaltısında ya bir akşam yemeğinde bir araya gelinip hem sosyalleşilir hem de o günün enerjisi aktarılır birbirlerine. Biz de bu niyetle gençlerin birbirlerine olan sosyalleşme ihtiyacını gidermek, birbirlerinin kültürlerinden esinlenerek yaptıkları, öğrendikleri yemekleri onlara sunmalarını sağlamak istedik. Aslında biz nohutu ayrı haşladık ama etle birlikte haşlayınca nohuta da etin lezzeti çıkar, daha iyi olur. Etle nohutu birlikte haşlıyoruz. Onun suyuna yuvalamayı. Yoğurdun içerisinde bir tane yumurta kırdım, kesilmesin, garanti olsun. Gaziantep dediğiniz gibi gastronominin başkenti. Bu anlamda gençlerin zaten var olan bir yetenekleri var aslında. Zaten hali hazırda var olan yeteneklerini hem akranlarına aktarmaları hem de bunu sosyalleşerek yapmaları, öğrendikleri bu meziyetleri diğerlerine de tattırmalarını amaçladık. Fast food'a yönelilen bu dünyada geleneksel yemeklerimizin de özünü kaybetmeden kültürümüzü yansıtmasını hedefliyoruz. Hedeflerimize de varmak üzereyiz diyebilirim. İzmir ikinci ayağı olacak projenin. Henüz onu gerçekleştirmedik. Ama İzmir'e giderken en azından heybelerinde geleneksel yemeklerimizi bilerek gidecekler. Bu bizim için bir kazanım. Şimdi geldik en keyifli kısma. Katıp yağını ekleyip keyifle yiyeceğiz. Bakalım ne durumdayız. Kaynıyor gayet güzel. Alsancak Gençlik Merkezi ile paydaş olmak istedik. Orada da gastronomik anlamda bir atölye yaptıklarına şahitlik ettik. O mutfaktan da faydalanmak için paydaş olmak istedik. Bir de İzmir coğrafi olarak Antep'e çok uzak bir konumda. Farklı kültürlerin harmanlanması bizim için projenin amacına çok daha fazla hizmet edecekti. O yüzden İzmir ve Gaziantep iki ayaklı yapmayı düşündük. Aslında üniversite öğrencileri de farklı farklı şehirlerden Antep'e geliyorlar. Antep'e gelen bu gençler kendi kültürlerindeki mutfak değerlerini bizlere yansıtıyorlar. Antep'teki mutfak değerlerini de yine öğrenip kendi illerine de yansıtıyor olacaklar. Elbette proje başlangıç bir proje. Bu proje bittikten sonra diğer illerle belki Doğu Batı sentezi şeklinde bir yeni proje, daha farklı belki uluslararası mutfaklara yönelik projeler de neden olmasın.
Gaziantep'li olup Gaziantep'in de bir gastronomi şehri olmasıyla birlikte mutfağa olan ilgimin farkındaydım zaten. Fakat mutfağa olan bir çekingen tutumum vardı. Bu proje ile aile büyüklerimin mutfakta geçirdikleri zamandan gözlemlediklerimi deneyimleme imkanı buldum. Ve bu şekilde de mutfağa olan ilgimi çekingen tutumumu kırmış bulunmaktayım. Haftada bir işte farklı lezzetler tadarak bir günlük bir vakit geçiriyorum. İşte arkadaşlarımla birlikte ne yapacağımıza karar veriyoruz. Antep'in yöresel yemeklerinden yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz birbirimize bir şeyler katarak, küçük hamleler yaparak ortaya bir sunum çıkartıyoruz açıkçası. İleriye dönük hedefim, her zaman içimde olan bir gastronomi aşkı vardı zaten. Bunu deneyimleyip, bunu tecrübe edinerek belki olursa ileride bu alanda kendimi ilerletmek istiyorum yani. Donald'ın birisi var. Çok tanınmaz ama kendisi annem. Annem de aşçı ve kendisi de bir Antepli. Çok güzel yemekler yapıyor. Onun lezzeti, onun aşkı, mutfağı olan aşkı kendime aşılamış bulunmaktayım yani. O yüzden çok fazla karıştırmayacağım. Gaziantep Gençlik Merkezi ile bu proje ile tanıştım. Bu fast food'a yönelimin artıp gelenekselden uzaklaşmanın çoğaldığı bu dönemde geleneksele yöneldiği için bir gastronomi öğrencisi olarak çok dikkatimi çekti. Bu projede arkadaşlarımızla birlikte atölyeye gelip yemekler yapıyoruz. Yemekler yaptıktan sonra sosyalleşiyoruz. Yani Gaziantep ve Malatya'nın yemek kültüründe çok farklılıklar olmadığı için çok zorlanmadım. Ondan dolayı atölyelerde daha rahat edebiliyoruz.